Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Güney Yayınları bu merenk serisi. Birinci ünite bu merenk testler 2 dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Bir laboratuvarda termometre 1 dereceyi gösterirken gençler sıcaklık her bir dakika 2 derece azalmaktadır. 10 dakika sonra laboratuvardaki sıcaklık kaç derece olur? Gençler bakın 1 dakikada 2 derece azalıyorsa o halde 10 dakikanın içerisinde onu 1'e bölersem 10 defa ve 10 tane gençler ne vardır? 10 tane 1 dakika vardır. Demek ki 10 defa gençler 2 derece azalacak. O halde 10 çarpı 10 defa 2 derece azalmak demek arkadaşlar. 10 ile eksi 2'yi çarpacağız demektir. 10 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 20 olacak. Bu ne demek gençler? 20 derece azalacak demektir. Şu anda 1 dereceyi gösteriyordu. O halde ben 1 ile eksi 20'yi toplarsam yani 20 derece azaltırsam dersem 1 ile eksi 20'yi toplarsak eksi 19 olur. 19 dakika pardon 20 pardon 10 dakika sonra ortam sıcaklığı diyoruz ve 19 cevabını -19 cevabını C şıkkında işaretliyoruz. Evet, ikinci soruya geldim. İşlemin sonucu kaçtır? Gençler, öncelikle lütfen üstü ifadelere dikkat edelim. Bazı öğrencilerimiz öncelik bu eksiyle eksiyi çarpıyor. Burada büyük bir yanlış yaparız. O halde eşittir diyorum. Bakın eksiği aynen yazdım. Eksi -2'nin karesinde kare çift olduğu için artıya dönecek artı 2'nin karesi 4'tür artı. Eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti 3 tek olduğu için gençler kuvvetteki 3 eksi olarak kalacak 3'ün 3. Üçüncü kuvveti eksi 27. Şimdi bakın buradaki eksi ile artı arasında çarpma işlemi var. O halde eksi ile artı çarparsam eksi 4 olur diyoruz artı eksi 27. Şimdi eksi 4 ile eksi 27'yi toplarken aynı işaretli sayılarda rakamları sayıları topluyorum. 4, 27 daha 31 ortak işaret eksi yazdım ve D şıkkını doğru yanıt olarak işaretledim. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Eksi 10 ile eksi 3 arasındaki en küçük tam sayı ile. Gençler eksi 10 ile eksi 3 arasındaki en küçük tam sayı. Şimdi sayı doğrusu üzerinde düşünürseniz gençler en küçük olması için, olması için eksi 10'a yakın olacak. Yani eksi 9'dur buradaki en küçük tam sayı. Eksi 5 ile eksi 2 arasındaki eksi 5'i yazdım. Bir de eksi 2 yazdım. Bunun arasındaki en büyük tam sayı. Şimdi eksi 4, eksi 3 var. Bakın buradaki en büyük tam sayı da eksi 3'tür. Bu ikisinin çarpımını istiyor. Eksi 9 çarpı eksi 3. Eksileri çarparsam artı 9 kere 3. 27 olur. Ve D şıkkı doğru yanıt olur deriz. Evet, dördüncü soruya geldik gençler rakımla ilgili yani yükselti ile ilgili bilgiyi vermiş. Ankara'nın rakımı Mersin'in rakımından 845 metre fazla. Ve Erzurum'un rakımı Ankara'nın rakımından 1003 metre azdır. O halde öncelikle arkadaşlar Erzurum'un rakımı Ankara'nın rakımından 1003 metre azdır. Pardon fazladır. O halde öncelikle Ankara'nın rakımını bulacağız. Erzurum'un rakımı arkadaşlar neydi? 1853'tü. Şimdi Erzurum'un rakımı daha fazla olduğuna göre ben Ankara'nın rakımını bulabilmek için 1853'ten 1003 metreyi çıkarıyorum. Ve Ankara'nın yükseltisini bulmuş olacağız. 0, 5, 8, 850 metre. Demek ki burada A'nın değeri 850 metre. Şimdi Mersin'e bakalım. Ankara'nın rakımı Mersin'in rakımına 845 metre fazla demişti. O halde Mersin'i bulabilmek için de 850'den 845'i çıkaracağım. Etmersin Mersin arkadaşlar deniz kenarı olduğu için bakın rakımı da 5 metre çıktı. Peki bizden ne istiyor gençler? A bölü B istiyor. Yani 850'yi 5'e böleceğiz. Normal bölme işlemini yapalım. 8'in içinde 1 kere 1 kere 5 5 35'in içerisinde 7 kere 7 kere 5 35 Bakın yukarıda bir sıfırım kaldı. İndirdiğim gibi buraya ekliyorum. Ve 170, 170 olur. Sorumuzun yanıtı A seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet gençler 5. soruda A sayısının toplama işlemine göre tersi 4'tür. O halde A'nın toplama göre tersi 4 ise A eksi 4 demektir. B sayısının toplama işlemine göre tersi eksi 2. O halde B'nin değeri de artı 2 demektir. Bizden A eksi B'ye aynen yazıyorum. Bölü B işleminin sonucunu istiyor. A'yı yerine yazalım gençler. Eksi 4 artı pardon eksi artı 2 bölü b'nin değeri yine artı 2 olarak paydaya yazdım. Şimdi gençler bakın eksi ile artı yan yana gelince istersek şöyle hemen toplamayı çevirelim. Eksi 4 yazdım. Artı ve eksi 2 şeklinde yazıyoruz. Ne yaptık? Bunları yer değiştirdik. Ve artı 2'ye böleceğiz. Eksi 4 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 6 bölü artı 2 eksi artıya böldüm eksi 6'yı 2'ye böldüm 3 eksi 3 olur sorumun yanıtı A seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet 6. soruda işlemin sonucu kaçtır dedi. Gerçi işlem önceliğinde bakın toplama var çarpma var. Önce çarpma yapıyoruz. 12 ve artıyı yazdım. Eksi 8 ile eksi 3'ü çarparken eksileri çarptım artı 8 kere 3 24. 12 ile 24 toplarsak da 36 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz ve denizli şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. E evet, 7. soruda gençler işlemin sonucu kaçtır diye sordu. Öncelikle bakın bölme ve çarpma yapacağım. En son toplama işlemi yapacağız. Eksi 40'ı eksi 10'a bölersem gençler eksiye eksiye böldüm artı 40'ı 10'a böldüm 4. Artı 7 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 7 Artı 4 ile eksi 7'yi toplarsam da eksi 7'nin mutlak değeri daha büyüktür. 7'den 4'ü çıkardım. 3. 7'nin işaretini yazdım. Eksi 3 olur. Ve B seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza bakalım. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sordu. Şimdi gençler seçeneklere gidelim. En soğuk palandökendir. Şimdi baktığımız zaman buradaki sıcaklıkların en düşüğü arkadaşlar. Eksi 12'dir. Evet Palandöken. döken bakın burada en soğuktur doğru. Kartal kaya Kartepe'den 2 derece daha soğuktur. Kartal kaya kaya eksi 8. Kartepe gençler eksi 6. Bakın eksi 6'dan 2 derece daha azdır arkadaşlar. Eksi 6'dan 2'yi çıkaracak olursam gençler eksi 8 olur. Bakın bu ifade de doğrudur. Kayak merkezlerin sıcaklık ortalaması eksi 9'dur. Gençler bu bir dursun. İşlemi yapacağız. Son olarak D'ye de bakalım. Uludağ Palandöken'den 2 derece daha soğuktur. Gerçi onu da Palandöken'den 2 derece soğuk değil. 2 derece bakın eksi 10. Eksi 12'den sıcaktır gençler. Soğuk değil sıcaktır. Demek ki bu bilgi yanlıştır. İstersek hemen şöyle C şıkkında gösterelim. Ortalamayı bulmak için bize verilen değerleri topluyorum. Eksi 10. Ve 4 tane değer topladığımız için 4'e böleceğiz. Şimdi bunları toplarsam. Eksi 8, eksi 10 daha, eksi 18. Bakın burada da eksi 18 var. İki tane eksi 18 toplarsam eksi 36 yapar. Böyle 4 diyorum. Evet 4'ün işareti artıdır. Eksiye artıya bölersem eksi. 36'yı 4'e böldüm 9. Bakın ortalaması eksi 9'dur. Bu bilgi de doğrudur diyoruz. Ve denizli şıkkını sorumuzun yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet 9'un süre geldiğimiz zaman gençler şöyle 9, 10, 11'i buraya göre çözeceğimizi söylemiş. Aşağı şöyle biraz büyütelim. Evet arkadaşlar burada yapmaya çalışacağız. Aşağıda verilen bir bitişik iki kutudaki yazılı sayıların farkı bir alt satırdaki kutuya Yazılması ve doldurulacaktır. Gençler bakın soldaki sayıdan sağdakini çıkarmış. Yani eksi 6'dan eksi 8'i çıkardığıyla ilgili örnek de vermiş. L sayısının toplam işlemine göre tersi kaçtır diye sordu. Öncelikle işlemlerimizi yapalım. Şöyle temizleyeyim. Şimdi gençler eksi 4 5'i çıkaracağım. Şöyle gösteriyorum. Eksi 4'ten 5'i çıkaracağız gençler. Ne olur bakın sanki sayıların kendi işaretiymiş gibi düşünür ve toplarsam eksi 9'dur. Şimdi 5'ten eksi 6'yı çıkarıyorum. 5 eksi eksi 6. Gerçekten 2 tane eksi yan yana gelince artıya çevirebiliriz. Bakın burası 11'dir. E, neyi zaten gösterdi? 2 idi. Eksi 8'den eksi 2'yi çıkaracağım. Eksi 8 eksi eksi 2 diyorum. Yine 2 eksi yan yana gelince artıya döndü. Eksi 8 artı 2 daha eksi 6 oldu. Son olarak eksi 2'den artı 3'ü çıkaralım. Şimdi işaretler yer değiştirsen olur arkadaşlar. Eksi 2, eksi 3 de toplanır. Yani eksi 5 olur diyoruz. Devam edelim alttaki satıra. Eksi 9'dan 11'i çıkaracağım. Eksi 9, eksi 11 gibi düşünürsek. Eksi 20 olur. 11'den 2'yi çıkarıyorum. 9. 2'den eksi 6'yı çıkartırsak gençler. Şurada gösterelim. 2 eksi eksi 6. 2 eksi artıya döndü ve 8 oldu. Eksi 6'dan eksi 5'i çıkarıyorum yine artıya çevirecek olursak eksi 1 olduğunu görürüz. L'nin değeri de eksi 1. O halde L sayısının toplama işlemine göre tersini söyledi. Eksi 1'in toplamaya göre tersi gençler 1'dir. C şıkkı da sorumuzun yanıttır deriz. Şimdi devam edelim diğer harflerimizi de bulalım. Eksi 20'den 9 çıkarıyorum gençler. Eksi 20'ye eksi 9 e, sayıların işaretiymiş gibi düşünür. Çıkarırsak eksi 29'dur. Demek ki k'nin değeri eksi 29. Eksi unutmayalım. 9'dan 8 çıkartırsam 1. 8'den eksi 1'i çıkarıyorum gençler. 8 eksi eksi 1'de aradaki eksiler artıya döner ve 9 olur. Eksi 29'dan 1'i çıkartırsam Gençler ne oldu? Eksi 30 oldu. Evet. 1'den 9'u çıkarıyorum. Bakın 1 eksi 9. 1'in işareti artıdır. Bunun işareti eksiymiş gibi düşünürsek toplarsam eksi 8'dir. Evet eksi 30'dan eksi 8'i çıkartırsan da yine 2 eksi yan yana gelince artıya döndü ve m'nin değeri de eksi 22 oldu. Şimdi işlemimize bakalım. K eksi L. K'ye eksi 29 demiştim. Arada eksimiz var. L'nin değeri eksi 1 bölü. N'nin değeri de gençler 2 idi. Şimdi şu ikisi artıya dönerse eksi 29 artı 1 daha eksi 28 olur. 2'ye bölersem eksi 14 olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet verilenlere göre gençler 11. sorumuza bakalım. Şöyle biraz yukarı kaldıralım bakalım. Evet gençler. N çarpı M sıfırdan küçüktür diyor. Gençler N'nin değeri kaçtı? N'nin değeri 2 idi. M'nin değeri eksi 22. Bakın. 2 ile eksi 22'yi çarparsam eksi 44 olur. Evet, eksi 44 sıfırdan küçük bir sayıdır. Bu ifade doğrudur. K, L ve M'nin toplamı eksi 52'dir diyor. K gençler neydi? K eksi 29. L eksi 1'di ve m'nin değeri de eksi 22 idi. Şimdi eksi 29 eksi 1 daha eksi 30 eksi 22 daha eksi 52. Bakın bu ifade doğrudur. Evet. Gençler n eksi k eksi l yerlerine yazıyorum. n 2 idi. Arada eksimiz var. k'nin değeri eksi 29 eksi l'nin değeri de eksi 1'di. Şimdi şu eksiler gençler yan yana gelince artıya çevirebilirim. O halde 2, 29 daha 31, 1 daha 32. Bakın C şıkkı da doğru oldu. Son olarak D şıkkı demek ki sorumuzun yanıtı olacak. E ne gençler neydi? Ne 2 idi. Şöyle yerine yazayım. 2, K'nin değeri eksi 29. M'nin değeri eksi 22. Bakın L'nin değeri de eksi 1. Gençler bakın ben burada evet 2 Eksi 29'dan büyüktür. Ama eksi 29 gençler şöyle tersini yazalım. Doğrusunu yazalım. Eksi 29 eksi 22'den küçüktür gençler. Eksi 22 de eksi 1'den küçüktür. Bakın burada işaretlerin yönü karıştığı için değişikliği yanlıştır. Yani sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet devam edelim. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda Elazığ ilinin 4 günlük sıcaklık değerleri verilmiştir. Tabloya göre gece ve gündüz sıcaklık farkı hangi gün en fazladır? Şimdi gençler o halde günlerin gece sıcaklık gece ve gündüz sıcaklık farkını bulalım. Burada ne yapıyorum gençler? Büyük değerden küçük değeri çıkarıyorum. Pazartesi'ye bakalım. Eksi 4'ten Eksi 9'u çıkarmam gerekir. Bakın 2 eksi yan yana gelince artık bunları artıya çevirebiliriz. Eksi 4 artı 9 daha artı 5. Burada sıcaklık farkı 5 derece. Salı gününe bakıyorum. 3'ten bir eksi 5 çıkarıyorum. Artı 3 eksi eksi 5 diyoruz. Yine 2 eksi yan yana gelince artıya çevirirsem. Bakın 8 derecelik fark var. E 8'den 1'i çıkarıyorum çarşamba günü. 8 eksi 1 direkt 7 derece yazabilirim. Evet. Perşembe gününde 4'ten eksi 2'yi çıkarıyorum. Evet. Yine eksiler yan yana gelince artıya çevirirsem 4 artı 2 6 derecelik fark var. Evet. en fazla istemişti. Bakın burada 8 derece ile 8 derecelik farkla salı günü en fazla olur diyorum. Ve B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet. 13. soruya geçelim gençler. Aşağıdaki ifadeler hangisinin değeri negatif bir tam sayıdır? Şimdi A seçeneğiyle başlayalım bakayım. Gençler 4 çift sayıdır. Parantezin dışında olduğu için bu işlemin değeri artıdır. Eksi 3'ün 3. kuvvetinde 3 tek sayıdır. Parantezin dışında tek sayı eksiye etkilemez. Bu işlemin sonucu eksidir yani negatiftir. Sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, 6 çift sayıdır parantezin dışında olduğu için sonucu artıdır. Gençler bakın burada eksi 2'nin 5. kuvveti eksi olur. Önünde de eksi var. Eksi ile eksiyi çarparsak da artı olur. Bakın bu da pozitif oldu. Ve B şıkkı sorumuzun doğru yanıttır deriz. Evet. 14. soruda yukarıdaki ifade yukarıdaki modellerin işlemin matematik cümlesi aşağıdakiler hangisidir? Şimdi gençler öncelikle çarpma işleminde bakın bizim için birinci ifade grup sayısıdır. Bakın şöyle iki tane grubumuz var. İki tane Nötrlü grubumuz var gençler. Şimdi nötrlü olduğu için eksi 2 diyorum. Eğer nötrsüz olsaydı yani sadece eksi veya sadece artı olsaydı 2 diyecektim. Ama iki tane sıfır çiftinden oluştuğu için gruplar eksi 2 diyorum. Çarpı. Gençler dışarıya atılan da bizim ikinci çarpanımızdır. Bakın 4 tanesi dışarı atıldığı için bir gruptaki sayı, atılan sayı artı 4 olduğu için eksi 2 çarpı artı 4 eksi 8 bakın son cümledir. Ve bu ifadede nerede var? A seçeneğinde görüyorum. Doğru yanıt A seçeneği olur diyorum. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.